Aslında bugün çok güzel bir gün. Ama bu güzel güne bir tane kötü insan, bir tane de bu saatten sonra nötr olduğum bir insan konusu olacak. Bunların ikisinin kavgasından bahsedeceğim ve ikisinin background'undan, yani hayatının öncesinden bunlar neler yaşadı da bu kafalar yaşıyorlar. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Dostlar, gençler, arkadaşlar. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Bu videoda bu konuyu masaya yatıracağız. Bak bu kadar güzel videonun konusu Jono çok kötü ya. Hiç de bana yakışan bir şey değil ama yapmak istiyorum. Oğlum siz kafaları mı yediniz? Ne işiniz var lan 50 yaşında iki tane adam birbirinize diss atıyorsunuz. Ulan oğlum bir tanesini takdir ediyorum daha evine gitmiş. O da güzel. Hani bırakın bu mücadeleyi gidin kendi yaşayın hayatınızı. Bırakın birbirinizin anasına bacısına karınıza sövmeyi birbirinize ipne top demeyi. Bırakın biraz olgunlaşın anasını satayım. Canım anahtarı verir misin ya? Dostlar merhabalar. Herkese selamlar. Güzel bir günden merhaba. Bakın, burası benim doğup büyüdüğüm Kitesurf Beach. Bu da bizim botumuz. Bu botu kuracağız ve bugün botla gezeceğiz. Aslında bugün çok güzel bir gün. Ama bu güzel güne bir tane kötü insan, bir tane de bu saatten sonra nötr olduğum bir insan konusu olacak. Bunların ikisinin kavgasından bahsedeceğim ve ikisinin background'undan, yani hayatının öncesinden bunlar neler yaşadı da bu kafalar yaşıyorlar. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Dostlar, gençler, arkadaşlar. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Bu videoda bu konuyu masaya yatıracağız. Hızlı bir şekilde botu kurayım abi. Burası Azmak Nehri. Azmak Nehri'nden böyle çıkacağız. Sonra oradan denize atlayacağız. Burası da benim çocukluğumun geçtiği sahilde uyuduğum Kitesurf Beach. Eski takipçilerim çok iyi biliyor. Burada yaklaşık 4 yıl boyunca sahilde uyudum. Ama harika bir yer. Şey anlatacağım. Arkadaşlar yaklaşık 3-3,5 aydır spor yapamıyorum kesinlikle. Ameliyat oldum. Şu parmağımı kırdım dostlar. Bakın şurada gördüğünüz noktadan demir giriyordu ve oğlum elim neredeyse bayağı bir geçmiş. İnanılmaz kirliydi. Şuradaki noktayı görüyor musunuz bilmiyorum ama bu noktadan da buraya kadar demir giriyordu dostlar. Daha dün kolumdaki bütün sargıları, demirleri, yani demirleri birkaç gün önce de sargıları falan her şeyi daha yeni açtık. Yani daha yeni havayla temas ediyor parmağım. Ve bu elim alçıda kalmaktan inanılmaz derecede hassas olmuş. Mesela yani sakallarımı, saçlarımı dokunurken bile bu elime inanılmaz derecede sert geliyor. Ama bu elimle dokunuyorum ne kadar diyorum yumuşak. Ama bu elimle dokunduğum zaman inanılmaz derecede sert geliyor. Yani evet çalışmaya devam ettik tabii ki de öğrencilere yardımcı olduk. Ürünler, tedarikler, öğrenciler, her şey çok yolundaydı ama sadece kişisel olarak, yani bireysel olarak kendi hayatımda maalesef spor yapamadım. Bu da bana biraz tabii kötü geldi. Yani elim alçılı olduğu halde streç filmiyle sarıp botla falan gezmeye gidiyorduk. Ama tabii ki de bizim için spor salonunun, yani bar fix çekmenin, şınav çekmenin ayrı bir yeri var. Yani bu konudan da bahsetmek istedim. Parmağım gerçekten çok kötü. Şu anda bile çok kötü. Hatta parmağım zaten bu arada yumruk yapamıyorum. Bakın bu elimi yumruk yapıyorum. Bu elimi yapamıyorum. Bu parmağımın şu eklemini kullanamıyorum şu anda. Ama biraz zaman sonra orada kireçlenme açıldıktan sonra ben böyle kendime fizik tedaviler uyguladıktan sonra ufak ufak burada kireçlenme kaybolup parmağımı normal kullanabileceğim. Bakın şu an şuraya değdiremiyorum. Ağrıyor yani elim. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Benim başımdan da umarım acil her şey hallolur. Dostlar,
Bari birazcık bilginiz olsun. Bu şu anda, bu motor şu anda trim kalkık demek. Oğlum ben gidiyorum lan yavaş yavaş. Şöyle ipleri çözdüm, gidiyorum. Trim kalkık demek, şu an trimi indireceğim ki motor benzin alsın. Ama ondan önce bunun motor bakımı yapmıştım. Evden bunu getirmeyi unutmuşum. Bunu yapayım, ondan sonra da motoru çalıştıracağım. Sizleriniz de uyarmıyorsunuz, at. Olur. Ama güzel at. Buraya doğru atsam mı? Yok, tam bana gelsin. Tamam. Göğsümü at, göğsümü de yumuşatayım, sonra güzel bir başlatalım. İyi bakalım, hadi. Ay! Fena attım kankam. Mükemmel bir atış. Burası mı? Düşüyormuş şimdi oradan. Yaralarım. Aldı ama. Evet. Elim var ya, çok acıyor. Niye, bir yere mi çarptın şu an? Aynen. Kırık elimle tutmaya çalıştım bunu. Parmağıma çıkmış. Normalde böyle bir şey planda yoktu. Tabii ki benim oraya gitmemem lazım. Ama tabii arada senkronizasyon bozukluğu oluyor. Şimdi. Enes, şu kovanın içinde pense var be. Verir misin onu? Dostlar, biraz önce dediğim gibi şu anda bunun trimi kalkık, trimi indiriyorum. Yani pervaneyi aşağıya indirmek ve kaldırmak demek. Sığ yerlerde kaldırıyorsunuz. Derin yerlerde böyle motoru indiriyorsunuz. Bir de burada vitesimiz var. Şu an vitesi boşa aldım. Birazcık benzin koyalım. Canım, benzini atar mısın? Günaydın. Daha henüz, bak, bu kadar güzel videonun konusu, Cano çok kötü ya. Hiç de bana yakışan bir şey değil ama yapmak istiyorum. Oğlum siz kafaları mı yediniz? Ne işiniz var lan 50 yaşında iki tane adam birbirinize diss atıyorsunuz? Ulan oğlum, bir tanesini takdir ediyorum, daha evine gitmiş, o da güzel. Hani bırakın bu mücadeleyi, gidin kendi yaşayın hayatınızı, bırakın birbirinizin anasına, bacısına, karınıza sövmeyi, birbirinize ipine top demeyi, bırakın biraz olgunlaşın anasını satayım. Canım, anahtarı verir misin ya? En küçük yerin bir altında. Arkadaşlar, size tavsiyemdir. Bakın, gençlerden. Canım, günümüzde birçok şey değişti. Artık gençler yaşlılara tavsiye veriyor. Ki bunu destekliyorum yani. Gençlerden kesinlikle yaşlıları, annesi babası da dahil abi. Bir seviyeye kadar dinlememesini tavsiye ederim artık olgunlaştıktan sonra. Bakın dalganıza abi. Anahtarımızı takıyoruz. Şiplerimizi çekiyoruz. Yeni hava basma taktiği buldum Enes'ten buna. Baksana nasıl oldu. Hava basma taktiği buldum. Allah Allah. Nereden basıyor? Üfledi. Gitti misin? Evet, üfledi işte. Değil mi? Üfledin, üflemedin. Ama mi? Bunun ucu var ya. Ucuyla mı üfledin? Ucunu ağzıma koyup öyle üfledim. Evet dostlar, teknedeyiz. Üçümüz de bota bindik. Bismillah diyoruz, bu tekneyi çalıştırıyoruz motoru. Sonra gidiyoruz. Evet, pozisyonunu almışsın. Aldım kardeşim. Desteklemek istemiyorum. Helal olsun sana. Al bakalım. Bismillah. Zor çalışıyor yani. Yok, tek atacağım şimdi bak. Şu motor için resmen elimiz, eli kırıldı yani. Tek atacağım şimdi. Ah, iki oldu. Üç oldu. Allah'ın hakkı üçtür. (Gülüyor)
Ulan. Aslında tek atacaktım ama. Adam adam. Şeyi açık unutmuşum. Benim nazarım. Hafif şöyle bir çalışsın motor. Böyle bir iyice bir ısınsın. Kendine gelsin. Size etrafı gösterelim dostlar. Evet. Evet arkadaşlar, vitesi 1'e atıyorum. Yok, bir şeyden dolayı gaz diyemiyorum. Yine mi pervane acaba bir şey olan? Biraz kıyıya gidelim. Az siktir ya. Ne oldu? Dostlar. Hayda. Bu nereden geldi? Abi şu denizleri kirletmeyin ya. Ay iğrenç. Saçma sapan işte. Harbiden ya. Bunu var ya, kim attıysa var ya ona... Abi kocaman şeyin denizde ne işi var çuvalın ya? Şaka gibi. Arkadaşlar bunu şöyle kenara bırakıyorum. Bunu sonra çöpe atalım. Orada kalır zaten. Gördün mü rezilliği? Evet. Hadi bakalım bismillah. Tek atıyorum. Boşa alayım. Bir de bana döndürmesi yok mu? Hayır. Ne olmuş işte yani. En iyi bir arkadaşlar olarak. Yani ne diyorum? Bak bu motor var ya oğlum, sen helal olsun lan sana. Canım bu var ya, bozulmadı ha. Senin elini kırdı ama. Benim elimi kırdı ama kendisi kırılmadı. Bu da mantıklı. Başkasını kır ama kendin kırılma. Hadi bakalım bismillah. Evet dostlar, haklısın. Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum efendim. Buradan gittiğimiz zaman deniz, şuradan gittiğimiz zaman azmak arkadaşlar. Bugün denize gidesimiz geldi. Ama yarın öbür gün azmağa gittiğimiz zaman özellikle azmağı size çekmem gerekiyor. Çünkü orası gerçekten çok güzel. Şimdi denizin de ortasına gideceğim. Bu insanlar da işine baksın, yüzsünler. Biz de o malum konu hakkında konuşacağız. Beni en çok çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Dostlar, kıyıya bayağı yakınlaştık. Şurada bir tane lagün var. Oraya sık sık girip orada ateş falan yakıyoruz. Bir de benim eşim dalıp kıyılardan deniz, böyle denizin içinde olan süs eşyaları çıkartmayı çok seviyor. Dalıp gözlüğüyle birlikte. Yani yüzmeyi çok seviyor. Ve burada da o tarz yıldızlar olsun, deniz kabukları olsun çok fazla var. O yüzden onu buraya getirdim. Burada yüzsün abi. Evde kafamın etini yiyor. Beni gezdir. Bota bineceğim. Denize götür beni. Deniz kabuğu çıkartacağım. Yüzeceğim. Bu kelimelerle boğuşuyorum gün içinde. Dostlar gördüğünüz gibi harika bir yerdeyim ve sizleri de misafir ettiğim için mutluyum. Ana! Görünüyor mu kameradan martı? Emir geldi. Bu kadar yeter dendi. Arkadaşlar şimdi dostlarımın gönlünü yapıyorum. Ondan sonra
malum konu hakkında konuşuyoruz. Deniz kızı gibi şuna baksana. Çok seviyor yüzmeyi. Doğasına kavuştu. Abi evlilik nasıl olur biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi eşim yüzmeyi çok fazla sevdiği için onun için bizi idare edecek bir tane bot aldım. Abi harika bir su var. Eğlen eğlen. Birazdan senin su altı görüntülerini de alacağım. Şimdi dostlar istemeyerek geldik malum konuya. Enes'can senden rica etsem beni çekebilir misin? Tabii ki. Pozisyonumuzu alalım. Abi kanastrofobi tuttu resmen. Ya rahat ol rahat. Eğlen. Al bakalım Enes'can. Eyvallah. Eyvallah. Ortalıyım bir senin? De böyle mesela o hiç önemli değil. Arada manzarayı çekersin, arada tamam. Beni çekersin. O önemli değil. Hani sadece bana bir kameradan değil de dıştan bakıp hani böyle malumları. Tamam şimdi. Şöyle bir domuz yırtıkmış. Şöyle bakalım. Sevgili arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Videoya yeni başladık. Dün bu videoyu çekme kararı aldım. Ya çok garip bir şekilde ummadığım insanların hayatlarından böyle yorumlar. Mesela en sonda Kaan Kazgan bir kavga etti. Abi yorum yap, abi yorum yap. Şimdi de Cenk Hoca ve adını bile anmak istemediğim o insan. Adını bile söylemek istemiyorum. Bilgim Adam Reis. Bilgim Adam'la Cenk Hoca kavga etti. Buna bir yorum yapacağım. Şimdi dostlar öncelikle ikisinin de bir background'una kısa bir değinmek istiyorum. Yani ikisinin birazcık önceki hayatlarında ne yaşadıklarından hafif bir bahsetmek istiyorum. Gerçekten tahmin etmek çok zor değil. Zaten Cenk Hoca'yı ben tanıyorum. Bu arada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Dostlar ben Erzurumluyum. Dolayısıyla ben evlendiğim yani çoluğumun çocuğumun olduğu eve aldığım adam benim için bitmiştir. Yani benim için o adam Nirvana'dır. Arkadaşların en kralıdır. Tamamen güvendiğim bir insandır. Çünkü evime aldım ben onu. Ve bekar evini almadım. Eşimin ve çocuklarımın olduğu evi aldım. Cenk Hoca bana bunu yaptı. Şimdi Cenk Hoca bu videoyu izlerken, bu konuşmalarımı görürken izleyecek. Şöyle izlediğini yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Onun bir tane gülüşü var ya böyle. Ne diyor bu çocuk diye izlediğini tahmin edebilirim. Ama video yeni başlıyor Cengo. Şimdi birazcık backgroundlarından bahsedeceğim onların. Şunu söyleyeceğim. Cenk Hoca beni evine aldı. Eşiyle beni tanıştırdı. Eşi bana yemek yaptı. Ben onların evinde uyudum. Cenk Hoca benim için arkadaşından hamur istedi. Yani hamur arabasını istedi. Ondan onu ödünç aldı benim için. Yine gitti arkadaşından cigara aldı. Cigara benim gönlümü yapmak için adam her şeyi yaptı. Bana ilaçlar verdi. O sıralar yarışmaya hazırlanıyordum. Benim koçumdu. Ben açık söyleyeyim, ketojenik diyeti ilk uyguladığım ve öğrendiğim o zamanlar 17 yaşında falandım. Cenk Hoca'dır. O yüzden yani kısaca şunu diyeceğim. Cenk Hoca'ya ne yaşarsa yaşansın. Bakın bana iftira da attı. Cenk Hoca bana iftira da attı. Ama kesinlikle gönül koymam. Bir de benim şöyle de bir yaşantım var. Abi 50 yaş civarı insanlara olabildiği kadar onlar ne kadar kafaları atık olsa da saygılarını bozsa da mesela ya diğer insan hakkında konuşmak bile istemiyorum ama konuşacağım. Kısacası Cenk Hoca'ya inanılmaz derecede bir vefa var. İstemeden bu bende. Şimdi Cenk Hoca yine Kıbrıs'ta yaşayan bir insan, rahat bir insan. Bunları anlamayabilir ama bir doğulu insan, bir Karadenizli insan beni anlar. Ben bunları içimden anlatamam. Biz annemizden babamızdan böyle gördük, anladın mı? Vefa bir keredir. Adam beni evine aldı, karısı bana yemek yaptı. Ben karısıyla çocuklarıyla oyun oynamışlığım, sohbet etmişliğim var. Yani ben Cenk Hoca dediğim gibi bu videoya kötü bir diss atsa bile ben ona bilmiyorum bir şey yapabilir miyim, bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ama tabii ki herkesin bir sabrı var. Kısacası Cenk Hoca'ya bir vefa hissediyorum. Bunu itiraf edebilirim. Şimdi Cenk Hoca'nın background'undan bahsedeceğim. Abi gençken ve bu yaşlarındayken yani evliliğinin son dönemindeyken abi gerçekten ayakta alkışladığım bir insan. İyi konularda ayakta alkışladığım bir insan. Hiçbir erkeğin yapmaya cesaret edemediği şeyleri bu adam ailesini ayakta tutmak için, çocuklarını ayakta tutmak için inanılmaz derecede bir mücadele verdi. Yani bu İngiltere'ye gitti,
bedensel olarak çalıştı. YouTube videoları çekti. Evde her gün tartışma olmasına rağmen Songül abla Cenk Hoca'ya bak video çekme, video çekme, video çekme işte bizi kötü temsil ediyorsun gibi konular, tartışmalar. İşte sen video çektiğin için böyle oldu. İşte insanlar bizim bize küfür ediyorlar, bizi kötü paylaşıyorlar. İnsanlar kötü sosyal medyada bütün Türkiye'ye rezil olduk gibi konuşmalar yaşadı bu adam. Ama ona rağmen video çekmeye başladı. Çünkü neden videoya çekiyor? Çünkü para kazanıyor. Çünkü para kazanıyor ve ailesini rahat bir yaşam yaşatmak istiyor. Çünkü spor salonundan yeteri kadar kazanmıyor. Çünkü bu adamın borçları var. Gönüldüğü kadar her şey şen şakrak değil. Dolayısıyla inanılmaz derecede herkesin, her erkeğim ben diyen insanın yapamayacağı şeyi bu adam yaptı. Bu birincisi. Bu konuda takdir ediyorum. Ama yine her erkeğin yapmayacağı şeyleri yine yaptın Cenk Hoca. Bu nedir? Sana kızarak bak ses. Sana kızıyorum bu konularda. Abi hiçbir erkek benim karıma, benim çocuklarıma, benim karımın çıplak fotoğraflarını böyle hani ya çıplak fotoğraf değil, çıplak fotoğraf da değil. Kadın yarışmaya çıkmış, mücadele etmiş. Bikinili fotoğraflarını yani mücadele veriyor, yarışmaya mücadele vermiş. Savaş gidiyor onun fotoğraflarını paylaşıyor. İşte bu böyledir, şöyledir. Ağzıma almak istemediğim kadar terbiyesiz konular. Ve yıllar sonra Cenk Hoca eşinden ayrılıyorsun ve gidiyorsun bu adamla arkadaş oluyorsun. Çocukluk zamanında, ergenlik zamanında kötü insanların eline düşersen her şeyi yaşarsın. Bunlara bir şey demiyorum. Ama abi sen 40 yaşında, 50 yaşında adamsın. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Cenk Hoca? Senin bir dostun, bir kardeşin, bir evladın beni ne olarak görüyorsan, bir kankan, bir dostun, bir bron yani beni ne olarak görüyorsan sana bir tavsiyemdir. Yani o savaş cebeci ayrıca seni kullanıyor. O çok kurnaz bir insan, kendini kurnaz sanan bir insan. Ama ve ben senin için savaş cebeciyle kavga etmeye gitmiştim. Çok eski zaman, 17 yaşında, 18 yaşındaydım. Yani benim yüreğimi zaten en fazla sen biliyorsun. Benim nasıl bir insan olduğumu sen biliyorsun. Bu yaptığın kesinlikle yavaş, o savaş cebeciden uzaklaş. Oraya yaslan, anladın mı? Sana gelecek nasip de belli, anladın mı? Sana gelecek her şey belli, sana gelecek arkadaşlar. Senin savaş cebecinin arabasına, senin savaş cebecinin karakterine, arkadaşlığına ihtiyacın yok. Senin güzel arkadaşların var, ben biliyorum. Senin arkadaşların hepsi benim de arkadaşım. Benim ticaret yaptığım senin arkadaşların var. Arada konum açılıyor. Cenk Hoca ne kadar iyi. Hani herkes seni çok seviyor ama ya bu yaptıklarınla sadece eşini kaybetmekle değil, dostlarının samimiyetini de kaybedersin Cenk Hoca. Sana bir dost tavsiyesi. Diğer arkadaşa gelirsek abi. Ya böyle iğrenç bir insan yok ya. Bakın Cano sana anlatıyorum. 15-16 yaşındayım. Sahilde yatıyorum. Biraz önce çektiğim kayıt bir işte yatıyorum. Kıl payı para kazanıyorum. Karnımı zor doyuruyorum. Vücut geliştirmeye sevdalıyım. Vücut geliştirmeye yapıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Kitesurf şortuyla param yok. Yarışma şortu almaya param yok abi. Gerçekten yok. Sahilde yatıyorum yani. Bisküviyle besleniyorum o zamanlar. Şort almaya param yok. Ben de kitesurf şortuyla yarışmaya katıldım canı. Ve bir tane şortum tek vardı. İşte insanlar böyle backgroundları bilmeden yorumlar yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Hiç sıkıntı yok. Ama bu videoyu gördüğü zaman ufacık bir haysiyeti varsa belki utanır. Utanmaz çünkü kendisi pedofili. Çünkü kendisi açık açık söylüyor. 13 yaşında kızlara böyle yaptım. Onun götünü gördüm. Onu lan ben 15 yaşındayken Dubai'deyken bunları yapıyordum lan. Sen 40 yaşındasın lan. Lan oğlum yazık günah. Neyse yarışmaya katılacağım. Kitesurf şortu giymişim canım. Portakallı bir şort. Zaten kitesurf markası. Şortu birazcık bana küçük geliyor. Zaten küçük şort. Ben 13 yaşımda burada uyumaya başladım. İlk yarışımı yaptığımda 16-17 yaşımdaydım. Dolayısıyla o şort bana küçük gelmişti ve bacaklarıma yapışıp birazcık da popomun arasına girmişti. Sonra bu pezevenk onu video yapıp ne dedi biliyor musun? Abi bu erkeklerin erkekleri sen ibnesin, sen gaysin diye kötülemeleri ne alaka abi? İbneyse ibne, gayse gay, kendine kötülüğünü yapar veya bu bir yani bu böyle söyleniyor. Bu ne abi? Gel başka şekillerde tartışalım. Sen ibnesin, sen gaysin. Video çekti. Abi 16 yaşında bir çocuğum canım. İlk yarışımı yapıyorum. Videoyu utanmadan benim yarış videomu koymuş. İşte o araya giren dediğim şort. Podyuma çıkıyorum o sırada. Merdiven çıkıyorum ha. Merdiven çıkarken şort araya girmiş canım. Podyuma çıkıyorum. Heyecanlıyım. Poz vereceğim. Pezevenk onun videosunu canım kanalına eklemiş. İşte bu ip ne? Götünü herkese gösteriyor. İşte araya girmiş şort. Ha ha ki böyle de gülüşü var. İğrenç adamsın. Seni izleyenler de iğrenç. Seni destekleyenler de iğrenç. Sen gerçekten insan değilsin. İnsan olamamışsın. Cenk Hoca'nın background'undan bahsettim. Bu bilgi adamın da her ne onun da background'undan bahsedeyim. Abi bu adam
Doğmuş amele. Doğmuş köyde. Yaşıyor dağın başında. Kendine spor salonunu açmış, tutunamamış. Spor salonunu da iyi sanıyor. Kasını gösteriyor hiç. Lan yağ torbası. Yani sen... Ya var ya, kendime bu videoyu çektiğim için, bunu ciddiye aldığım için şu an kendimden şüphe ettim. Yani öyle söyleyeyim. Cano, yağ torbası. Ya bir tane vücudunda bir gram kas yok Cano adamın. Görünen yani. Görünen bir kas yok. Vaa triceps. Vaa bilmem ne. İşte en iyi benim. Baba böyle. Kral şöyle. Çoluk çocuklar da buna inanıyor Cano. Çoluk çocuklar da bunu seviyor. Çoluk çocuklar da bunun videosunu izleyip buna prim veriyor Cano. Bu da götü kalkıyor milletin anasına, bacısına, karısına, kızına küfür ediyor Cano. Cenk Hoca, sana söylüyorum. Ben kalkacağım Kıbrıs'tan Elazığ'a. Ha bu arada Cenk Hoca, ikisinin de background'dan bahsettik. Yani Cenk Hoca kaliteli bir insan ama son zamanlarda birazcık sapıttı ona. Yani bir insanın yapmayacağı şeyleri yapıyor. Adam çok nirvalarda yaşıyor abi. İyi de nirvalarda yaşıyor, kötü de nirvalarda. Bu diğerine gelirsek de abi, diğeri hiçbir zaman hayatta hiçbir sap olamamış. Anca bada 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 kelime karı gibi konuşuyor. Susmadan konuşuyor canım. Biz şimdi videoyu editleyeceğiz, meditleyeceğiz. Biz de düşünüyoruz hani bu insanın, ya bak o kadar kötü bir insanın bile hani kalbini kırmayacak kelimeler seçmeye çalışıyorum. Yani beni 10-15 yaşındayken bana ipne diyen, şort arasına girmiş diye dalga geçen bir insanın bile hani gerçekten kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Olabildiği kadar sınırda konuşmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu tamamen kendime oldu. Kendime olan saygımdan. Aynı zamanda izleyicilerime olan saygımdan dolayı. Velhasıl diğeri zaten insan değil. Abi Cenk Hoca. Bu insanı zaten kale almaman lazım. Ayrıca tamam burana kadar geldi. Tamam kötü günler yaşıyorsun biliyoruz. Burana kadar geldi. Sen kalktın Kıbrıs'tan Elazığ'a kadar gittin. Bu adama bir tane yumruk atıp öyle geri döndün öyle mi? Ulan ben Elazığ'a kadar bir adam için gitsem ya o beni öldürür ya ben onu öldürürüm. Öyle söyleyeyim sana. Ayrıca bu adam böyle bu kadar nirvanalarda. Bir adam Cenk Hoca, bu lafım da sana. Maalesef kusura bakma, çok özür dilerim. Ama böyle yani, sen bana yaptığın bir video, ben de hani olabildiği kadar seviyeli bir şekilde sana eleştirimi, daha detaylara inmiyorum yani, daha şeyleri kesinlikle söylemiyorum, yüzeysel anlatıyorum. Çünkü burası YouTube, ben farkındayım ama siz 50 yaşında adamlar farkında değilsiniz. Harbiden farkında değilsiniz yani 50 yaşında adamlar. Abi senin karını paylaştı adam ve sen onunla şu anda arkadaşsın. Ya bilmiyorum yani, bilmiyorum, ben bana kesinlikle yapacak bir şey değil. Yani mesela sen... Yani sen bana öyle ufak bir birilerinin ağzını uyarak fake açılmış sayfalardan bana işte sen böyle böylesin dedin bana. Mesela bu bir hatadır. Bu okey. Bak bunda bir sıkıntı yok. Bana sadece böyle böylesin dedim. Ben de seni aradım. Cenk hocam dedim. Bak bu böyle böyle değil. Yanlış biliyorsun dedim. Sana güzel bir şekilde anlattım. Çünkü seni seviyorum. Çünkü sana vefa borcum var. Çünkü ben Erzurumlu bir insanım, anladın mı? Biz o kültürde büyümüşüz yani. Sana anlattım. Sen de dedin ki ama bro böyle, ama bro şöyle, ama bro öyle, ama sonra bana inandın. E tamam bro, kusura bakma, özür dilerim dedin. Sonra kapattık konuyu. Hani Cenk Hoca evinden kalktı, Elazığ'a kadar gitti. Bununla öyle bir it dalaşı. Bak bir tane yumruk sen ona atmışsındır. 10 tane yumruk o sana atmışsındır. 20 tane sen ona atmışsın. Abi bunun adı it dalaşıdır, anladın mı? Ben Elazığ'a kadar bir adam için gitsem, yani çok başka bir pozisyon için giderim. Veya Kıbrıs'a. Veya ya ben evimden kalkıp karşı apartmana bir insan için gidersem, ben öyle iki tane yumruk atmaya gitmem. Ayrıca buradaki muhabbetler çok büyük muhabbetler. Yani siz bunları konuşurken bile, siz bunları yaparken bile, işte bunlar hep para galiba, bilmiyorum. Paranın köpeği mi bu insanlar acaba? İşte para için prim, para için prim. Abi bak ben 10 yıldır YouTube'dayım. Bir kişiye gel birlikte video çekelim diye götünü yalamışlığım. Popülerliğim gittiği zaman, para kazanmadığım zaman yalan yanlış birilerine sataşmalar. Abi bunların hiçbir tanesini yapmadım. Beni 100 kişi izliyor şu anda. O 100 kişi bana yeter. İlerleyen zamanlarda ben kendimi biraz daha kafa olarak toparladığım zaman popüler olacağımı, bu videoların izleneceğini zaten biliyorum. Bakın bu videoyu da bunun sözünü size verebilirim. Ama bunu kimseye diss atarak yapmaya çalışmıyorum. Sadece bu videolar, abi ben yabancı birisi olarak benim kanıma dokundu. Sizin nasıl kanınıza dokunmuyor? Ayrıca benim bu videoyu çekmemin sebebi de ne Cenk Hoca'dır ne de Bilgim Adam Reis'tir. Benim bu videoyu çekmemin sebebi sizlersiniz dostlar. Cenk Hoca'yı yine seviyorum. Ama yaptığı şeyleri desteklemiyorum. Birazcık ayık olun. Doğru insanların videosunu izleyin. Doğru insanlara prim verin. Birazcık akıllı olun dostlar. Aynı şekilde diğeri de. Diğerini zaten insandan saymıyorum. İkisinin de bana yaptığı çok büyük hatalar var. Zaten daha derinlere ben onlar gibi pisleşemem.
Bakın bu videoyu onlar gibi pisleşeceğimi falan bekliyorsanız ben onu istesem de yapamam. Gerçekten yapamam. Yani kısacası çok yanlış şeyler yaptırıyor size sosyal medya. Lütfen gençlere bilgi verin. Gençlere doğru örnek olun. Gençler doğru insanları takip edin. Doğru insanlara para kazandırın. Doğru insanlara prim verin. Bunları söylemek istiyorum bu videoda. Yani o Elazığ'a gitmiş, onu polisler gelmiş, o bana bir yumruk attı, o diyor ki bana bir yumruk attı, o diyor ki ben onun kafasını vurdum, kafası ne kadar sert. Arkadaşlar, hani bunlar da ne bileyim planlı olabilir. Gerçekten planlı olabilir. İşte siz de bu planları bıdı 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 konuşuyorsunuz, onları prim veriyorsunuz ama planlı olacak kadar haysiyetsizler mi? Abi bunları yapan onları da yapar. Yani kısacası gençler, biz akıllı olalım lütfen. Biz bize yeteriz. Yaşlı insanlar bir zaman sonra hayatımızın dışında kalmalı. Sizleri seviyorum. Lütfen size bilgi veren, gerçek iş yapan, size yardımcı olan insanlarla birlikte olun. Yani ben zaten kendi takipçi kitlemi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Ben 10 kişi olsun, sağlam adam olsun. Elbet bu 11 olur, 12 olur, yeri gelir 10 bin olur, yeri gelir 10 milyon olur nasipse. Biz buna yaslanmışız, anladın mı? Biz her şeyin nasip, anladın mı? Yaslanmışız, arkamıza bakın, bottayız. Bugün paraya ihtiyacım var, onu kazanmalıyım, şunu kazanmalıyım. Bir de rezil rezil işler. Rezil rezil tartışmalar YouTube önünde. Yapmayın yani dostlar. Buradan bütün genç arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu tarz olaylara lütfen prim vermeyin. Biraz daha kaliteli insanları takip edin. Kaliteli muhabbet ve siz de kaliteli insanlar olmaya çalışın. Kaliteli insan olmak sadece işine gücüne bakmaktır abi. Başka bir şey değil yani. İşine gücüne bak. Bir tane dostun abi, zaten dost dünyada üçüncü bir dördüncü bir dost olmaz yani. Bir tane ikinci iki tane dostun vardır. Onlarla güzel zaman geçir. Biriktirin paranızı abi. Alın bir tane bot kendinize. Yani oraya yastın mı abi kısacası? Bu tarz muhabbetlere girişmeyin. Kendinize iyi bakın. Genç arkadaşlar lütfen biraz akıllı olalım. İlerleyen zamanlarda delirmemek için şimdiden sakin olmaya çalışalım. Sakinliği ayıkalım. Sakinliği dibine kadar yaşayalım. Sakinliğin boyutlarını keşfedelim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birazdan bir serinleyeyim ben. Dur. Atlayayım da onu da çek be. Hadi atla. Seni yordum. Sabahtan beri bu elini alıyorsun. Bir yolu canını yer. Allah sana razı olsun. Amin kardeşim. Şimdi atlıyorum. Ya şimdi çocuklar bana da diyecek ya, abi sen videoyu çektin ama çok kötü şeyler söylemedin. Çok bize prim vermedin. Biz şimdi onu yapamadık. Bunu yapamadık. Dostlar istesem de yapamıyorum ben onu. bizim düşman boklamamız bu kadar abi. Şunu tutabilir misin? Dediğim gibi bir de ben ameliyat oldum arkadaşlar. Gerçekten küçük olsalar şu parmağımı oynatamıyorum. Parmağımı ameliyat oldum. Kötü durumdayım. 3-4 aydır sıfır spor. Dolayısıyla hiçbir şey de yemiyorum. Boş böyle yağlanmayayım diye. Günde sadece bir öğünle beslendim. Bakın elimi kapatamıyorum. Bak, ikisine bakın. Bak bunu nasıl kapatıyorum. Şu yüzük parmağım, şu eklemi çalışmıyor şu anda. Ufak ufak böyle kendime fizik tedavi yapa yapa inşallah Allah'ın izniyle kendisine gelecek. Ve şunu da söyleyeyim, bu video aracılığıyla dostlar ben ilk defa ben ilk defa atlıyorum denize. Çünkü elimde alçı vardı komple. Parmağım sabit durması gerekiyordu. Hadi bakalım. Bismillah. Ulan karı neredesin sen? Ulan nereye gittin? Babam annemi çağırıyordur. Ulan karı! Nereye gittin sen? Şerefsiz. O karetalarla takılıyor, geziyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bismillah. Diyelim, şortu tutumda çıkartayım. Evet. Enescan. Canım acil gelmelisin buraya. Kamerayı bırakıp da mı gideyim kamerayla mı? Bir şey yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce haklı mıyım değil miyim?
Gençler dışarıda, içeride, sosyal medyada lütfen gençlerle takılın, akıllı insanlarla takılın. Yaşlı olarak kale alacağınız tek kişi anneniz ve babanızdır, bunu unutmayın. Allah'a emanet. Peace out. Gel canım.